Geçen hafta bir seyahat doğrultusunda Almanya'ya gitmiştim. Bu seyahat kapsamında Köln'e de gittim. Biz bir süredir zaten Süleymancılar cemaatinin faaliyetlerini yakından takip ediyorduk. Bu faaliyetler ve iddiaların birisi de şu an sizin de yansıttığınız Süleymancılar cemaatinin Alman devleti desteğiyle Köln'de inşa ettiği yeni merkez. Burası. Evet. Hep söyleniyordu işte 70 milyon euro değerinde maliyetiyle hazırlanıyor diye. Biz yani nasıl bir bina olduğunu gidip kendimiz gözlerimizle görmek istedik. Çünkü Süleymancılarla ilgili şöyle bir bilgi var. Bu bilgiyi artık herkes biliyor. Diyanet'in gizli tarikatlar raporunda deniyordu ki Süleymancılar yabancı istihbarat bağlantılı ve yeni FETÖ tehlikesi olan bir yapı haline geldi. Alihan Kuruş'un döneminde. Alihan Kuruş 2016'da lider olmuştu. Hatta Rusya'da ve Kazakistan'da da Süleymancıların bütün okulları, yurtları ve dernekleri kapatıldı. Gerekçe de Alman istihbarat bağlantısı. Gerekçe tamamen buydu. Şimdi biz Almanya'da nasıl bir faaliyet yaptıklarını gözlerimizle görmek istedik ve hem eski merkezlerine gittik hem yeni merkezlerine gittik. Şu an sizin yansıttığınız Yeni merkez anladığım yeni inşa kadarıyla. ettikleri merkez. Tam olarak nerede? Bu Köln'de, Köln'ün tam merkezinde, göbeğinde herkesin çok rahatlıkla işte metrodan, toplu taşımadan indikten sonra kolaylıkla ulaşabileceği Köln'ün en işlek, meşhur mahallelerinden, caddelerinden birinde tam Köln'ün ortasındaki Köln'de Almanya'nın en büyük birkaç şehrinden birisi. Yaklaşık 2 milyon nüfusu var. En önemli şehirlerden birisi. Türk nüfusunun da en çok yaşadığı yerlerden birisi ki zaten o yüzden buraya böyle bir merkez kuruyorlar. Şimdi bu gördüğümüz yapı 17 dönümlük dev bir araziye inşa ediliyor. Ben bir fotoğraf daha atmıştım. DİTİB Genel Merkezi diye arkadaşlarımızdan rica etsem onu da açsalar çok memnun olurum. Bu mu? Bu şimdi şeyin planı. Cemaatin inşa ettiği merkezin planı böyle işte 17 dönümlük bir arazi üzerine kuruluyor. İşte mesela özelliklerini söyleyeyim. Yurt kapasitesi 231. 231 farklı işte öğrenciyi aynı anda Hizmet verecek. barındırabilecekler. Böyle devasa bir yapı. Ortada görülüyor mescidi var. Üç ana bölümden oluşuyor. Birinci bina idare binası ki idare binasının ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. Yani bir aslında cemaat için o oldukça büyük. Yani neredeyse bir ben tek tek gezdim mesela 12 şehir gezdim Almanya'da. Eyaletlerin orada eyalet sistemi olduğu için her birinin kendi ayrı ayrı parlamento binaları var. Meclis binaları var yani. Bu neredeyse onlardan büyük. Ya devasa bir yapı yapıyorlar. İdare binası da yani bir cemaat için baktığınızda çok büyük. Şimdi ortadaki yapı cami, diğer yapı da yurt. Yani yurtla idare binası aynı boyut büyüklükte, aynı boyutta. Yani o kadar devasa bir büyüklükte idare binası. Yani bütün aslında cemaatin yöneticilerini toplayacakları bir merkez haline getiriyorlar. Burada nikah salonu, düğün salonu olacak. Bizzat biz orada cemaat yöneticileriyle görüştük. Buradan mesela Ayrıca soracağım onları. gelir Tabii. de elde edeceklermiş. Bayağı işte bağış toplamaya devam ediyorlar. Hummalı bir çalışma var. Biz gittiğimizde görüntüler aldık. Orada Kaç kişi bayağı, çalışıyordu tahminen? valla bizim gördüğümüz 50'den fazla insan Bak şu çalışıyordu. anda oradan Burada görüntüleri evet. de Kaan Arslan'ın geliyor. Burada biz bazı çekimler de yaptık. İlerleyen dönemde bunları yayınlayacağız hepsini. Çok büyük bir yatırım yaptıkları belli ki bize doğrudan cemaat yöneticilerinin orada görüştüğümüz yöneticilerden birisi dedi ki burayı Avrupa'nın merkezi yapacağız. Yani Almanya'nın değil. Avrupa'nın merkezi. Evet. Gerçekten çok büyük bir şey inşa ediyorlar. Tabii bu İslam Kültür Merkezleri Birliği diye bir kuruluşu var cemaatin. Almanya'da. Evet 1973'te kurdukları. Cemaatin resmi faaliyetlerini yasal bir şekilde yürütebilmesi için işte çeşitli dernek, cami, ne bileyim etkinlikler, faaliyetler, konferanslar, geceler vesaire düzenleyebilmek için kurdukları kuruluştu. Şimdi bunu söyleyelim. Burası DİTİB yani Diyanet'in Almanya kolunun inşa ettiği ve 2018'de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da giderek açılışını yaptığı cami. Bunu niye gönderdim Neden? yansıtmanız için? Yandaki bina, bu ortadaki cami, yandaki binada DİTİB'in yani Diyanet'in Almanya'daki merkez camisi. Bu toplam alan ne kadar biliyor musunuz? 4,5 dönüm.
Yani cami dahil. 4,5 dönüm. Burada toplam şeyler var. Dükkanlar falan da var. Toplam bir arazi burası. Sadece DİTİP'in, ya düşünün orada belki bir ya da iki dönümlük bir arazi kapsıyor. Süleymancıların kurduğu merkez 17 dönüm. Yani bu yapının, Diyanet'in orada inşa ettiği merkez en büyük cami. Neredeyse 5 katı duyabiliriz. Evet, yani çok büyük bir şey inşa ediyorlar. Devasa bir şey. Yani diyorum ya, neredeyse eyalet parlamentoları, bakanlıklar büyüklüğünde bir şey inşa ediyorlar. Devasa bir yapı. Ya burada kendi söyledikleri şu, direkt biz buradan Avrupa'yı yöneteceğiz. Yani cemaat bu kadar büyük bir yatırım yapıyor. İşte burası mesela idare binası. Kendi söylediklerine göre de Ağustos 2025'e bu yapıyı yetiştirecekler. Faaliyet ne kadardır devam ediyormuş? Burada birkaç yıldır inşaat var. Yani 2018 gibi, onu da söyleyeyim. Şimdi bunun inşaatı başlamadan önce, 2018'den önce Köln Belediyesi ile birlikte, yani bizzat devletin kendi belediyesi. Kendi belediyesi, evet, devletin kendisi yani yarışma açıyor. En iyi mimarları çağırıyorlar. Almanya'nın en iyi mimarlarını ve 6 farklı mimarlık ofisi katılıyor. Köln Belediyesi yarışma düzenliyor ve bu yarışmayı bir mimarlık ofisi kazanıyor. O da yine bize cemaat yöneticilerinin aktardığı Almanya'nın en iyi mimarlarının çalıştığı ofis. Ve bu tasarım kabul ediliyor. O mimarlarla birlikte çalışmaya başlıyorlar. Yani şunu anlıyoruz biz, doğrudan Köln Belediyesi destek veriyor. Doğrudan veriyor. Ayrıca oldukça bütçesinin de yüksek olduğunu görebiliyoruz aslında. Ne kadar demiştin ayrılan bütçe? Şimdi Türk lirası olarak 2.6 milyar lira. Bunu da zaten ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyoruz ama euro cinsinden de 70 milyon euro. Yine bir karşılaştırma yapalım. Lütfen. 2018'de az önce gösterdiğimiz DİTİP Camii, o kompleksi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. 40 milyon dolara yapıldı. Burası 70 milyon euroya yapılıyor. Yani euro dolardan daha değerli, onu biliyoruz. Evet. Burası 40 milyon dolar, yani hem miktar olarak daha az, hem euro cinsinden bakıldığında, euro dolar arasındaki kur farkına bakıldığında daha küçük. Yani çok daha düşük bir maliyetle burası yapılıyor. Süleymancılar, yani bir cemaat devletin kendi inşa ettiğinden daha büyük bir yapıyı daha büyük bir bütçeyle hazırlıyor. Yani bir cemaat çıkıyor Avrupa'nın merkezinde, Almanya'nın göbeğinde, diyor ki biz Avrupa'yı buradan yöneteceğiz. Evet, Avrupa'yı oradan yöneteceklerini söylüyorlar. Şimdi biz buna neden dikkat çekiyoruz? Neden gittik bunun peşine, evet, takıldık ve burayı görüntüledik? Az önce söylemiştim, yani Rusya ve Kazakistan Süleymancılar cemaatini tehlikeli görerek bütün derneklerini, yurtlarını ve okullarını kapattı. Yani evet, bahsettiğimiz sayılar böyle 90'lar, 100'ler falan, çok büyük sayılar ve Rusya'da da bazı davalar var. Cemaatin hocaları yargılanıyor şu an bir takım suçlardan. Şimdi Alman istihbaratı bağlantısı olduğunu görüyoruz. Kendi gözümüzle görmek istedik. Yani nasıl bir şey yapacaklarına dair. Ve Diyanet'in tarikatlar raporunda burası, bu yapı, Alihan Kuriş'in şu an lideri olduğu yapı, yeni FETÖ olarak adlandırılıyor. Biz o yüzden bu meseleye çok önem gösteriyoruz. Yani nasıl bir şey inşa ettiklerini yerinde görmek istedik. Geçen yılda bu cemaatin oradaki kuruluşu, İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin de 50. yılıydı. Ve 50. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. O etkinliğe Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de katıldı. Evet. Ve orada bunun yani önemli olduğunu düşünüyorum. Size de buradan aktarmış olayım. Steinmeier orada bir konuşma yapıyor. Hatta şu an inşa edilen yeni merkez binasının maketini de inceliyor. Hayırlı olsun diyor. Umarız en iyi şekilde burada faaliyetlerinizi yürütürsünüz diye temennilerini de iletiyor. Aynı şekilde Köln Belediye Başkanı da burası hayırlı olsun diyor İslam camiası için. Yani Süleymancıların yaptığı Alman bina. Alman hükümetinin üst kademelerinden katılanlar var. Tabii. Buradaki etkinliğe. Ve Steinmeier diyor ki etkinlikte, İslam Kültür Merkezleri Birliği işte çeşitli övgüler düzüyor, teşekkürlerini sunuyor. Burada işte ibadetler en güzel şekilde, faaliyetler yerine getirilsin. Ama bizim dikkatimizi çeken cümle şu: İslam Kültür Merkezleri Birliği dinler arası diyaloğa hayat veriyor diyor. Dinler arası diyaloğa, evet, hayat veriyor. O etkinliğe katılan bir isim daha var. Kimdi? Bizim burası da eski merkez. Burayla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. Köln'de mi? Bu da Köln'de, birkaç sokak ötede. Burası kişi? Ufak herhalde, anladım. Burası tabii ufak. Buranın kapasitesi, hem cami kapasitesi hem yurt kapasitesi daha küçük. İşte yanında Tuna Restoran var, yine cemaatin işlettiği.
Buradaki yurt kapasitesi yaklaşık 40 kişilik. Diğer yerde inşa edilen yerde 231 kişilik. Yani fırlıyor. 5 kattan daha fazla. Neredeyse 6 kat. Cami kapasitesi de daha küçük. Yeni inşa edilen yerdeki cami 881 kişiye aynı anda hizmet verebiliyor. O geçen seneki etkinliğe katılan isimlerden birisi de bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'na karşılık gelen bir kurumu var Alman Devleti'nin. Alman Psikoposlar Konferansı. Onun bir yetkilisi katılıyor. Kim bu? Konferansın yani o kuruluşun dinler arası diyalog alt komisyonu başkanı Bernhard Mayer. Mayer diyor ki orada İslam Kültür Merkezleri Birliği aynı Almanya Cumhurbaşkanı'yla benzer bir cümle kuruyor. Diyor ki İslam Kültür Merkezleri Birliği dinler arası diyaloğun en önemli ortağı diyor Avrupa'da. Şimdi bu cümleleri neden okudum ben? Şu yüzden dinler arası diyalog FETÖ'nün projesiydi. Evet. Yani Hristiyanlık, İslam ve Yahudilik yani Musevilik bir araya getirilecek. Bir diyalog olacak ve birlikte işte barış içinde yaşanacak güya işte kardeşlik, barış vesaire gibi mesajların verildiği toplantılar oluyordu. Yani şu an FETÖ'nün yarım bıraktığı işi Almanya'da bizzat Alman devletinin en üst yetkili isimlerini dile getirdiğinden biz anlıyoruz. FETÖ projesini Süleymancılar yönetiyor. Alihan Kuruş'un liderliğinde. Yani biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni FETÖ uyarısını fazlasıyla önemsiyoruz. Kendi gözlerimizle de görüyoruz. Yani bir kutlama yapılıyor. 50. yıl kutlaması Süleymancıların Almanya'daki etkinliğinin, varlığının 50. yılı. Bir açılış yapılıyor. Bir devasa bir inşaat yapılıyor. Çok büyük bütçelerle inşaat yapılıyor ki Türk Devleti'nin inşa ettiği bir caminin bütçesinden daha fazla bütçeyle bir şey hazırlanıyor. Alman Cumhurbaşkanı gidiyor, Köln Belediye Başkanı katılıyor, dinler arası diyalog mesajı veriliyor. Milletvekilleri var, Alman milletvekilleri var. Ve şimdi yeni bir inşaat 2025'te tamamlanacak ama süremizi de aşmak istemiyorum. Evet. Şunu sormak istiyorum, merak ettiğimiz sorulardan biri. Ya Süleymancılar dosyası, suç dosyasını çokça takip eden ve özel haberlere imza atan bir isimsin. Evet. Nasıl konuşabildin Süleymancılarla? Seni tanımadılar mı? Çok merak ettim açıkçası. Biz gittik. Yani eski merkeze gittik az önce gösterdiğim. Evet, ilk oraya. Orada oranın camisinin imamıyla. İsmi de Hilmi. Yani bizi sanırım tanıdı. Çünkü benim adımı da sordu, soyadımı da sordu, ne için oraya gittiğimi sordu. Ben de cesurca söyledim. Benim adım işte Kaan Arslan. Geldim burada. İşte buraları geziyorum, görüyorum. Haber yapacağım. Evet. Yani haber yapacağımı doğrudan söylemedim ama hani bilgi takip öğrenmek ediyoruz. İstiyorum. Merak ediyorum. Soruyorum. Yani siz de anlatmak istersiniz diye. O da kendisini anlattı. Dedi ki ben dedi burada doğdum büyüdüm. Biz Süleymanlı. Onlar Süleymanlı ifadesini kullanıyor. Biz Süleymanlı cemaati olarak burada 51 yıldır faaliyet yürütüyoruz. İşte Almanya Cumhurbaşkanı da bizim etkinliklerimize katılıyor. Köln Belediyesi ile birlikte işte bu şeyi inşa ediyoruz. Merkezi inşa ediyoruz. Buradan Avrupa'yı yöneteceğiz. Artık bize mevcut yerimiz yetmiyor. Yeni yer inşa etmemiz gerekiyor. Buradan ciddi gelirler de elde edeceğiz. Yani ticari dükkanlar, mağazalar vesaire de kurulacak gibi bilgiler verdi. Avrupa'da birçok ülkede faaliyetleri devam ediyor mu peki Süleymancıların? Yani iddiaya göre 180 ülkede varlar. Evet. Ama doğrudan açık bir şekilde. Evet, yani şunu biliyoruz. Asya'da varlar. Evet. Afrika'da varlar, Güney Amerika'da varlar ki Türkiye'de pek çok insanın özellikle 2016'dan sonra işte FETÖ darbesinden sonra Süleymancıların yurtlarına öğrenci göndermediğini biliyoruz. Süleymancılar bu eksiği hem Asya'daki öğrencilerden hem Güney Amerika'daki yurtlarından ve temasla bulunduğu yerden öğrenciler getirerek burada ders veriyor ki bizim görüştüğümüz Hilmi de şunu söyledi Almanya'daki. Ben dedi burada doğdum büyüdüm ama 4 yıl İstanbul'da eğitim aldım. İşte buradaki cami. Bu sol taraftaki cami, sağ taraftaki yurt. Orada İstanbul'da 4 yıl eğitimimi aldım. Muhtemelen İstanbul'da dediği Ümraniye, merkez evet, yurdu kastediyor. Bizim geçtiğimiz haftalarda yakından takip ettiğimiz noktalardan biri. Ve geldim burada imamlık yapıyorum dedi. Zaten kendisi de genç birisi. İşte bakın burada mesela maketi görünüyor. Geniş, devasa bir şey kurulacak. İdari bölüm. Mescit, talebe yurduyla idari bölüme baktığımızın neredeyse hemen hemen aynı metre
kare oranlarını görüyoruz. Mescit var ortada. Bizim Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı dedin kare ölçümü de oldukça ufak. Yani eğer buna bakarsak, evet, kıyaslamak gerekirse, ne kadar doğru bilmiyorum ama kıyaslamak. Çok büyük bir yatırımdan bahsediyoruz. Evet. Yani bu yurt, şöyle söyleyelim, buradaki İstanbul'daki merkez yurtlarından da büyük. Tabii, tabii. Yani burada ortalama 100-150, en fazla o da en büyük yurtları, işte Ümraniye'deki gibi. Burada 231 kişiden bahsediyoruz. Çok fazla. Yani 231 peki, kişi. Peki, şimdi Süleyman, süremizi de sonuna geliyoruz. Eklemek istediğim bir cümle varsa lütfen alalım. Bir de bir çalışma olacak mı ayrıyetten Süleymancılarla ilgili? Çok da fazla dosyanın ayrıntılarını aktarmanı da istemiyorum. Merak edilen konular yapıyoruz. Var. Mutlaka sen üzerinde ince ince çalışıyorsundur şu anda. Evet. Ya şöyle gelişmeler var. Gazeteden de haberlerini veriyoruz zaman zaman. Cemaatin kurucusu, İslam alimi Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun. Kendisi eski AK Parti milletvekili. Fatih Süleyman Denizolgun geçenlerde babası Sayın Mehmet Beyazıt Denizolgun'la birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulundu. Hı. Dedi ki bizim cemaatimizde bir takım şüpheli ölümler var. Başta bir önceki cemaatimizin lideri Ahmet Arif Denizolgun. Kendisi 2016'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti ve bunun araştırılması lazım. Sorumlusu da, şüpheli kişi de şu an cemaatin lideri Alihan Kuriş'tir dedi. Biz benzer bir suç duyurusunun birkaç ay önce yine haberini yapmıştık. 45 yıllık bir cemaat üyesi Rüstem Şahin gidip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu şekilde suç duyurusunda bulunmuştu. Ve bu suç duyurusunu gündemine alan savcı cinayet büro değil, terör büroydu. Terör ve örgütlü suçlarla mücadele büro. Şimdi muhtemelen aynı şikayeti yine terör savcılığı alacak. Bir sizin aracılığınızla bir haber daha verelim. Lütfen. Yarın gazetemizde bir haber daha çıkacak. Yine cemaatle ilgili bir takım suçlar var ama bu sefer mali suç, dolandırıcılık suçları. Fakat bunda mali suçlarla mücadele büro değil, terör büro. Çağlayan'daki terör büro. Yine terör büro. Yani cemaatle ilgili bütün suçlar ilgili alanlarda değil, terör ve örgütlü suçlarla mücadele büro tarafından inceleniyor. Yani şu anda bir terör dosyası biriktiriliyor Süleymancılarla ilgili. Bununla ilgili de biz çeşitli haberler çalışıyoruz. Dosya önümüzde. Bizi takip etmeye devam etsin okurlarımız, izleyenlerimiz. Buradan da sizin aracınızla çağrı yapmış olalım. Lütfen. Eğer ki varsa bu şekilde cemaatin suçları, işte Sayın Fatih Süleyman Denizolgun da birkaç kez çağrı yapmıştı. Çıkın, konuşun, korkmayın, cesur olun. Cemaatin yönetimindeki bu işte Fatih Süleyman Denizolgun diyor ki şu an dünyanın en büyük terör örgütü haline geldi diyor cemaatimiz. Çıkın, konuşun. İçeride bu durumdan rahatsız olan insanların olduğunu biliyoruz, varlıklarını biliyoruz. Biz yayınlamaya hazırız. Cesur olsunlar. Hep birlikte bu mücadeleyi birlikte yürütelim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kaan Arslan, iyi ki geldin, ayaklarına çok sağlık. Sağ olun, eklemek çok istediğim şey kalmadı değil mi? Bitti. Evet. Varsa bir cümle daha alabilirim. Son şunu söyleyeyim. Peki. Biz sürpriz yapmak istiyorduk ama o sürprizi yapamadık. Biz tam gittiğimiz sırada Alihan Kuruş da Köln'deydi. Onunla karşılaşmak istiyorduk. Olmadı. Sizin aracılığınızla bu mesajı da ona vermiş olalım. Lütfen. Onun da takibindeyiz. Yani o gizli gittiğini zannediyordu ama biz onun orada olduğunu biliyorduk. Kaan Arslan adım adım takip ediyor. Süleymancıların suç dosyasını aralamaya devam ediyor.